Herkese iyi akşamlar, kapanışa doğru YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bors tarafında bir miktar primli seyir hakimdi. Özellikle e, biz tüz endeksine baktığımız zaman %0,42'lik bir yükseliş e, hakim şu anda. E, bir miktar daha burada e, belirli direnç seviyeleri tekrardan deniliyor diyebiliriz. 7900 bandında işlenmenin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle e, bir miktar daha e, holdingler tarafına ve e, turizm tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Endeksteki yukarı yönlü hareketleri destekleyen e, hisselere baktığımız zaman Koç Holding, Bir ve Saol e, tarafı buradaki yukarı yönlü hareketleri eee destekliyor diyebilirim. E, döviz kurlarına baktığımız zaman dolar TR yine 30 bandına geldi. 29.99 seviyelerinde işlemine devam ettiğini görüyoruz. %0,13 bir yukarı yönlü hareketlik bak. Sterlin TL karşısında bir miktar değer kaybetti. 38-11 bantlarında işlemler devam ediyor. Euro TL'ye baktığımız zaman da burada da bir miktar e, geri çekim hareketi mevcut. E, 32,82 bandında işlemle devam ettiğini görüyoruz. Gram altın ise 1955 TL bandına doğru geldi. %0,31'lik bir prim var. E, gram tarafındaki hareketlik bir miktar daha özellikle ABD enflasyon verisi e, açıklandı. Enflasyon verisinde bir miktarda e, yukarı yönlü revizeler gördük. Beklentinin daha doğrusu üzerinde kalan enflasyon verileri gördük. E, tüfe manşet tarafa baktığımız zaman manşet tüfe yıllık bazda %3,4 açıklandı. Beklentiler 3,2 yönünde bir veriydi. Yine beklentinin üzerinde kalan bir manşet enflasyonuna karşılaştık. ABD tarafında çekirdek tarafa baktığımızda ise 3,8'lik bir beklenti vardı. 3,9 seviyesine bir e, güçlenen dolar temasına bir dönüş mü gerçekleşecek beklentisiyle beraber piyasalarda genel görünümde satışların hakim olduğunu gördük. Özellikle Euro-Dolar paritesinde 1.098 direncimiz vardı hatırlarsanız. Dünkü yerinde belirli direnç ve destek seviyelerinden bahsetmiştik FX yerinde. Bu 1.098 direncinin alınan, alınan tepki sonrasında saat aşağı yönlü hareketlik oldu. Doların güç kazanması beraber sterlin tarafında da aşağı yönlü hareketliğin etkili olduğunu görüyoruz. Altın tarafı yine 2042 direncinin alınan tepki sonrasında 2027 dolar seviyesine kadar geri çekildi. diyebilirim. bir Brent tarafında bir miktar kendi dinamikleriyle Brent ve WTI tarafında yukarı yönlü hareketlik olduğunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında dolara karşı parite herhalde yine aşağı yönlü harekettir hakim. Bir miktarda NKE 225 yine hafif e, volatilite yüksek olsa da tekrardan bir e, geri çekime bağımlı sonrasında yukarı yönlü harekettin hakim olduğunu görüyoruz. E, bugünün dediğim gibi en önemli verisi ABD enflasyon verisi de enflasyon e, verilerinde yukarı yönlü revize olması sebebi Fed'in Mart ayında faiz indirimine e, gitme beklenmesi de bir miktar aşağı yönlü revize gerçekleşmiş oldu. Bu da doğal olarak piyasadaki satış baskısını bir miktar arttırdı diyebilirim. E, kapanışa doğru piyasalar ile ilgili aktaracaklarım bu kadardı. E, videomuzu beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.